Yönetmen Memduh'un 1976 yapımlı Kadının filmini anlatıyor. Senaryo Safa Önal, oyuncular Mine Mutlu, Ünsal Emre, Turgut Boralı, Asuman Arsan, Şeyda Senem. Kadri Yurdatap 60'lı yıllardan beri arkadaşımdı, dostumdu. Filmleri de bizim yazıhanemiz işletiyordu. Ama 70'li yılların ortasında Kadri'nin işleri bozulmuş, neredeyse iflas etmişti. Adana, Karadeniz işletmelerine ikişer film teslim etmek üzere avaslar almış ama filmleri parasal nedenlerden çekilmemişti. İşletmeler bastırıyor, ya film ya da para diye diretiyorlardı. Kadri iyice sıkışmıştı. Ben seni bu durumdan kurtarırım dedim Kadri'ye. Ama benim sözümü dinleyeceksin. Tamam dedi. İşletmelere ben kefil oldum. Kadri'nin teslim edemediği filmlerin sorumluluğunu da ben üstlendim. Karşılığında bu işletmecilerden iki filmlik daha avans aldım. Benim sözüm ve imzam çok geçerli olduğu için verdiler. O günlerde bir film için 50 kutu civarında negatif harcıyordum. Yani yaklaşık 6000 metre. Kadının filmini ise 30 kutuyla yani 3600 metre negatifle hem de yalnızca 14 günde çok ucuza mal ettim. Senaryoyu Safa Önal yazıp getirmişti Kadri'ye. Hatta yönetmenliğini de üstlenmek istemişti bir ara. Ben daha önce Çarşı Kapı'daki Azak Tiyatrosu'nda izlemiştim oyunu. Başrolü başarıyla Suzan Ustan oynuyordu. Suzan Ustan tiyatroda Hababam sınıfının İnek Şaban'ını oynayan kadın sanatçıydı. Filmin başrol oyuncusu Mine Mutlu zaten Kadri'nin sevgilisiydi. Ona para vermedik. Öteki oyuncuları da çok küçük paralara oynattık. Filmi Tarabya'da Mesut Bey'in evinde çektim. Haricisini de dahilisini de. Ek olarak yalnızca bir bar sahnesi vardı. 70'lerin ortasında erotik film furyası başlamıştı. Bu nedenle filmi erotik sahneler koydum. Bu tür filmlerin gözde yönetmeni Temel Gürsu'ya rica ettim. Gelip çekti bu sahneyi. Mine Mutlu ile film büyük iş yaptı. Kadının filmini erotik filmleri gösteren sinemalarda gösterime sokmuştum. Seyircinin tepkisini merak ediyordum. Kalktım, Rüya Sineması'na gittim. Filmin sonlarıydı, dop doluydu sinema. Film her ne kadar erotik film olarak gözükse de daha çok dram filmiydi. Bunu seyircinin tepkilerinden çok net bir şekilde anlıyordum. Bundan önceki filmlerinden Mine Mutlu Ege bölgesinden gelmiş bir kızdı. Erotik filmlerde oynamadan önce Yığınla filmde oynadı. Oyuncu yeteneği olan bir kızdı. Mine Mutlu'nun yıldız olamamasının gerisinde ona dayanak olabilecek bir erkeğin yokluğu yatıyordu. Örneğin Belgin Doruk'un ilk kocası yönetmen Faruk Kenç, ikinci kocası Özdemir Birsel'di. Türkan Şoray'ın arkasında Rüşcan Atlı vardı. Hülya Koçyiğit'in annesi erkek gibi müthiş bir kadındı. O yönlendiriyordu Hülya'yı. Filiz Akın'ın arkasında Kale gibi Türker İnanoğlu vardı. Muhterem Nur ben olmasam belki de star konumuna yükselemezdi. Fatma Gerik de ben olmasam ikinci, üçüncü sınıf filmlerde oynuyordu. Harcanır giderdi herhalde. Ünsal Emre basketbolculuktan gelmeydi. Osman Seden'in yönetiminde Hazreti Ömer'in Adaleti'nde oynamıştı. 70'li yılların ortasından itibaren erotik filmlerde oynaya oynaya kayboldu. Yakışıklı ve uyumlu biriydi. Bütün gayretiyle oynamıştı filmde. Şeyda Senem'i hayal meyal hatırlıyorum. Güzel bir kızdı. Bu iki filmde oynadı ve ortadan kayboldu. Asuman Arsan daha önce dansözdü. Gazinolarda dans ederdi. Biraz yaşlanınca bırakmıştı. Ama oyuncu olarak çok yetenekliydi. Ahmet Sezerel ilginç biriydi. Film öncesinde dostluğumuz yoktu. Bu film için bana getirmişlerdi. Ben de yakışıklı ve parlak yüzlü olduğu için beğenmiş, oynatmıştım bu küçücük rolde. Daha sonra onu tiyatroda izledim. Metin Erksan'ın firmama çektiği Kadın Hamlet İntikam Meleği filminde Fatma Girin karşısında John oynamıştı. Kartal Tibet asistanlık yapmıştı 80'li yıllarda. Aynı dönemde Sıra Serviler'deki Taksim Sanat Evi'ni işletiyordu. Çok severim, saygılı ve iyi bir insandır Sezerel.